Güzel bir soruyla başlıyoruz. Elbette ki var. Filmimiz aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Lenin heykellerinden biri 93 yılında Akçakoca'ya geliyor. Ve vurduktan yıllar sonra dönemin belediye başkanı turist çeker düşüncesiyle heykeli dikmek istiyor. Biz de tam bu noktadan hareket ediyoruz. Çünkü heykel gerçekten dikilmiyor. Belediyenin deposunda hala saklanıyor. Biz de o heykel kasabanın meydanına dikilseydi ne olurdu sorusunu sorduk. Bu nedenle elbette ki Lenin'in heykeliyle başlayan ve fikriyatıyla devam eden bir süreç filmin tümüne yansıyor. Spoiler vermeden anlatmak biraz zor olacak bunu ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Ufuk karakterini canlandıran Saygın Soysal film boyunca sorgunun yapıldığı odadan bir pencereye doğru yöneliyor ve o pencere kasabaya açılıyor. O camın arkasında her gittiğinde kasabaya dair tırnak içinde gerçeküstü imgeler görüyor. Bunların hepsi aslında vardığımızda parça parça filmin tamamıyla ve anlattığı hikayeyle ilgili yapbozları tamamlıyor diyebilirim. Öncelikle hemen filmde yer alan yönetmenlerin isimlerini sayarak başlayabilirim teşekkür babında. Pelin Esmer, Çiğdem Vitrinel, Vuslat Saraçoğlu, Özcan Alper ve Emin Alper filmimizde rol aldı. Buradaki temel amacımız bu filmde olduğu gibi, bütününde olduğu gibi kolektif bir duyguyla, dayanışmayla bir hayali gerçek kılmaktı. Oyuncuların dışında yer alan birçok oyuncu arkadaşımızın dışında yönetmenler de kameranın arkasından önüne geçerek bu süreçte bize destek olmuş oldu. Çok teşekkürler hepsine. Katılıyorum kesinlikle. Özellikle politik filmlerde acının ya da o belli duyguların dramatize edilmesine karşıyım. İzlediğimiz şeyi daha keyifle, heyecanla, bir duyguyla izlemekten yanayım. Ve o anlatılan hikayeye, özellikle politikse, bir mesafe koymanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de kara mizahın bu konularda çok işlevli olduğu fikrindeyim. Kaldı ki bizim filmimiz ilk yola çıkışından itibaren kara mizahı taşıyan bir cümleye sahipti. Yani muhafazakar bir belediye, muhafazakar bir iktidar Lenin heykelinin açılışını yapmak istiyor ve turist çeker düşüncesiyle. Bu cümlenin kendisi zaten hem hikayeye bir mesafe katıp hem de kara mizahın nasıl ilerleyeceğini tarif ediyor. Biz de bunu film boyunca devam ettirdik. Şimdilik böyle çok kısaca cevaplamış oldum sorularınızı. 24 Mart'taki Sen Ben Lenin'in gösteriminden sonra Münih'teki bütün seyircilerimizle ve festival ekibiyle daha detaylı muhabbet etmek üzere. Sevgiler şimdiden.